Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşmek üzere bazı kanunlarda ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapması hakkında kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan eklenmiştir ibaresinin ilave edilmiştir ibaresiyle değiştirmesini arz ve teklif ederim. Ayhan Erel, Aksaray, Ümit Beyaz, İstanbul, İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep, Ahmet Çelik, İstanbul, Naci Nisli, Erzurum, Zeki Hakan Sızalı, Mersin milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz. Buyurun sen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 217 sıra sayılı kanun teklifinin 5. maddesi üzerinde İYİ Parti grubumuzun vermiş olduğu önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygılarına selamlıyorum. Bu madde ile 5366 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanuna geçici madde eklenerek kamulaştırma ile ilgili iptal davalarında takip edilecek yöntem belirlenmektedir. Değerli milletvekilleri, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklarımız sadece geçmişten bize kalan miras değil, gelecek nesillerimize ulaştırmamız gereken emanetlerdir. Bu emanetlerin korunması, ayakta tutulması, gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarılması çok önemlidir. Değerli milletvekilleri, binlerce yıl ayakta kalmış ve yıpranmış eserlerimizin kendi dönemine uygun şekilde restore edilmesi tarih bilincinde olmanın gereğidir. Ancak görülen odur ki restorasyon çalışmaları acemi ellerde, liyakatsız kişilerin gözetimi ve yönetiminde, tarihi mirasın değerinin farkında olmayan kurumlar ve sadece para kazanmak derdinde olan firmalar tarafından resmen katledilmektedir. Size şimdi bazı örnekler göstereceğim bu restorasyonla ilgili. Bu İstanbul Şile'de bulunan Ocaklıada Kalesi yapılan restorasyonu görüyorsunuz. ...1591 yılında İstanbul Beyoğlu Fındıklı'da Süheyl Bey tarafından yaptırılan, Mimar Sinan'a inşa ettirilen camiye sekizgen köşeliyken, şurada görüyorsunuz en son camlı bir cami haline getirilmiş, köşegen falan kalmamış. Bir diğer örnek, 1844 yılında Fatih'te inşa edilen Mesnevihane Camii, tuğladan oluşan bu cami daha sonra tamamen sıvanmış, betonarme, rengi de değiştirilmiş, bu hale getirilmiş. Bir diğer örnek, Çanakkale'de bulunan Apollon Tapınağı. Bu restorasyon sırasında mermer tozu yüklü tonlarca ağırlıktaki tır tapınağın üzerine çıkarılmış. Burada görüyorsunuz. Bir de son örneğim var, o da benim seçim bölgem Gaziantep'ten. Arabanda bu resimde gördüğünüz yer Araban ilçesinde Roma dönemine ait Septimius Severus Köprüsü. 2015 yılında restorasyona başlanıyor. 6 milyon TL para harcanıyor ama maalesef şekil tamamen orijinalinden farklı. Değerli milletvekilleri, gördüğünüz gibi yüzlerce hatta binlerce yıl ayakta kalmayı başarabilmiş tarihi eserler restorasyon adı altında adeta kılık değiştirmiş. Restorasyon, özen, beceri, emek, bilgi ve uzmanlık gerektiren bir alandır ve disiplinler arası bir çalışma gerektirir. Farklı meslek gruplarından birçok uzman söz konusu değerlerin korunması için beraber çalışmalıdır. Restorasyon, farklı disiplinlerin işbirliğini gerektiren çok yönlü bir alandır. Değerli milletvekilleri, doğru iş yapmanın tek yolu işi ehline vermektir. Sadece becerikli değil, aynı zamanda ahlaklı insanlar yetiştirmek durumundayız. Bu da ancak nitelikli eğitim ile elde edilebilir. Bugün itibariyle 37 devlet ve 25 vakıf üniversitesinin meslek yüksek okullarının restorasyon programına her yıl 3370 öğrenci alınmaktadır. Çok ilginçtir. Öğrenci başarı sıralaması 250 bininci ile 1 milyon 650 bininci arasındadır. Her programda olduğu gibi devlet üniversitelerinde kontenjan oldukça yüksektir. Burada da yanlış yapılmaktadır.
Kalifiye ara eleman için kontenjanlar sınırlandırılmalı ve öğrencilerin uygulamalı eğitim alarak, hatta restorasyon yapan firmaların öğrencilere uygulama yaptırma zorunluluğu getirilerek nitelikli ara eleman yetiştirilmelidir. Değerli milletvekilleri, tarihi ve kültürel değerlerimizin somut olanlarının yanı sıra sahip çıkılması gereken soyut kültürel miraslarımız var. Meddahlık, Mevlevi Sema törenleri, aşıklık geleneği, Karagöz, Nevruz, yarenlik sıra geceleri gibi geleneksel sohbet toplantıları, Alevi Bektaşi ritüelleri gibi miraslarımıza sahip çıkılmalı ve halk oyunları da bu listenin içine dahil ettirilerek yaşatılmaları geçmişimiz için bir gelecek olacaktır diyor. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Beşinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, madde kabul edilmiştir. Birleşime 15 dakika ara verin. Buyurun. Hocam, buyurun. Başkanım olmaz. Başkanım ara verdik. Ara verdik ama diyorlar arkadaşlar.